İslami terörü herkes biliyor. IŞİD'e, DAEŞ'e kabul ediyor. Ama öyle bir dini yapılanmada öyle bir başıboşluk var ki Türkiye'de herkes istediği gibi televizyona çıkıp fetva verebiliyor. Herkes istediği gibi milletin dini ayarlarını bozabiliyor. Fabrika ayarlarını bozabiliyor din konusunda. Çünkü öyle abuk subuk şeyler var ki ne hadise dayanıyor, ne ayete dayanıyor, ne fetvaya dayanıyor. Ama adam hoca kisvesiyle bir takım payelerle oraya çıkıyor ve sırf gayesi işte Siyonizme, İsrail'e, Avrupa'ya hizmet etmekten başka bir neticeye varmıyor. Yani bu da bir terör değil midir? Yani İslami terörü sadece eline silah alan DAEŞ'in yaptığı terör de masa başında bu işte profesörlerin yanlış verdikleri fetvalar ve insanların işte saf zihinlerini, itikatlarını bozmaları da İslam adına gerçekten müdahale edilmesi gereken bir terörizm değil midir yani? Aynı şekilde insanların sen itikatını bozuyorsun. Yani bir hırsız evimize girdiği zaman işte telefonumuzu, paramızı çalınca kötü diyoruz. Ama bu hırsızlar iman çalıyorlar. Milletin ahlakını çalıyorlar, milletin maneviyatını çalıyorlar. Ve bu kaybettiğimiz nesiller daha dönüşü de olmamak üzere elimizden gidiyor. O zaman buna da bir dur demesi lazım. Nasıl ki RTÜK'ün bir kurum şeyi var, bir kurumsal yapısı var. Televizyonlara ceza yazıyor. Bir takım bir reklam ifadesi kullandı, isim verdi. Hemen ceza yağıyorsa RTÜK gibi çalışan üst bir kurum olması lazım. Yani işte hocaları denetleyen, İslam adına fetva veren kurumları, mezhepleri veya mezhepsizleri neyse bu insanlar bakıyorsun bu ülkenin insanlarından alıp İşte Hatay, Mersin yoluyla ne yapıyorlar? Suriye'ye gönderip IŞİD'e şey yaptıkları gibi merdiven altını biz başka türlü önleyemeyiz. Merdiven altı çünkü herkes kendi çapında bir din anlatmaya kalkarsa o merdiven altı olayı bitmez. Ve İslam adına da bu terörün başka boyutları da devam edecek demektir. İşte burada bir de aynı yere geleceğiz bakın. Ne lazım burada? Burada işin baş kurumu olan Diyanet Camiası yani. Kucaklayıcı olarak. Tabii bütün camiaları kucaklayıcı olarak gerçekten oralardan da işin ehli olan insanlarla beraber ortak bir çalışmayla beraber bakın medyada yoluyla da aynı şekilde, kanallar yoluyla da aynı şekilde. Eğer sen gerçekten bu işte güçlü olursan insan bu sonra ne yapmaz? Başka yere zaten kaymaz. Ama sen bu konuda güçlü olmazsan bu sonra adamlar ne yapıyor? Olmayacak şeyler ortaya koyarak milleti şaşırtabiliyor. Ama bizim halkımız gerçek kaynağını ne yapmış olsa alabileceği yeri tespit etse ve güçlü de olduğunu göstermiş olsan ama tek başına bu olmaz. Sen kalkıp da ben diyorum olsa olmaz. Ama bütün camialara kucaklayarak beraberce istişare babında ilim heyetleriyle beraber ortak bir fikirle beraber olayları ne yapsan sunarsan bu iş olur o zaman.